İyi günler sevgili izleyicilerimiz. Sağlık konularının ve doğal beslenmenin ele alındığı Nane Limon Kabuğu programımıza hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu, daha önce programlarımızda da İbrahim Bey'i konuk ettik ama ilk defa izleyenler olabilir. Şifalı bitkiler uzmanı, sağlıklı beslenme uzmanı İbrahim Gökçek Bey. İbrahim Bey programımıza hoş geldiniz. İbrahim Bey inşallah programımızın akışı içerisinde sizlere faydalı bilgiler verecek. İbrahim Bey öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Daha önceki programlarda tanıttık ama ilk defa izleyen izleyicilerimiz için. Evet. Belki yeni izleyen izleyiciler için Kayseri doğumluyum. Evet. Ankara Gazi'de okudum. 2 sene sonra terk edip Almanya'ya gitmek zorunda kaldım. Kendi hastalığımla ilgili araştırmalar yaparken kendimi şifalı bitkiler içerisinde buldum. 13 sene fibromiyaljiye karşı mücadele ettik. Evet. Ona karşı bir reçete geliştirdik çok şükür. Onu hallettikten sonra alerjiye yakalandım. Alerjiyle de ilgili 17 yıl araştırma yaptık. Bu araştırmalar sonunda bir kitap yazmak nasip oldu. Yani yazdıklarımı derleyince. Yani bu konu çok değerli, çok derin bir konu. Çok araştırmak, çok incelemek gerekir. Bu bahsettiğiniz rahatsızlığa yakalanmanız ve kendinizi şifalı bitkilerle ilgilenir vaziyette bulmanız kaç yıllarına denk geliyor? Kaç yıl önce? 1980'de şifalı bitkilerle deneyler yapmaya başladım kendi üzerimde. Kimya mühendisliği okurken kimyasal ilaçların yan tesirleri o kadar çok ki, mesela biz laboratuvarda barburat, uyku hapı ürettik. Bunun çok yan tesiri var dedim profesör hocam. Yani bunu biz kullanacağız ama bağımlılık yapıyor. Şu yan tesirleri var. Evet. İbrahim Bey bu kadar olacak. İyi ama dedim insanları esrarkeş gibi yapıyoruz. Bağımlı hale getiriyoruz. Bu hapı kullanmadıkları zaman uyuyamayacak. O kadar olacak. Derinlemesine yani kimya mühendisliği okurken bunların çok çok yan tesirlerinin olduğunu gördük. Araştırdıkça birçok yan tesir ortaya çıkıyor. Mesela kimyasal ilaçlardan Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 180 bin kişi ölüyor. Çok büyük bir rakam. Yani özürlü, sakat kalanlar, sürekli bakıma muhtaç kalanlar hariç. Evet. Almanya'da 25 bin kişi ölüyor. İngiltere'de 30 bin kişi ölüyor. Yani biz sanki bir savaş varmış gibi. Önünüzde yazmış olduğunuz kitabınızı da görüyoruz. Herhalde bu kadar yıllık bu hastalıklarla boğuşma ve kendi üzerinizde yaptığınız deneyler ve bitkilerle ilgilenme sizi bir kitap yazacak safhaya kadar getirdi. Aynı zamanda Almanya'da bunun bir eğitimini de aldığınızı biliyoruz. Fitoterapi eğitimi var. Almanya'da binlerce okul var. Fitoterapi yani bitkisel tedaviyle ilgili. Çok mükemmel yani. Orada bu iş çok çok ilerli. Yüzlerce dergi var. Yani yüzden fazla üniversitenin botanik bahçesi var, klinik araştırmaları var. Çok detaylı. Türkiye gibi değil. İnşallah Türkiye'de de yeni yeni klinik araştırmalar yapılmaya başladı. Mesela ben geçen hafta Kaz Dağları'na gittim. Laden gülü topladım. Laden gülü Türkiye'de yetişir. Almanya'da klinik araştırması yapılıyor. Çok tuhaf bir iş. Evet. Laden gülü gastrite iyi gelir. Bir, sinirsel atopik ekzeme karşı iyi gelir. 2. 95 çocuk üzerinde yani nörodermatitis dediler hastalığa. Sinirsel alerjik ekzem diyebiliriz. Sinirsel alerjik ekzem. Besin alerjisi de oluyor. Bu tür rahatsızlığı olan 95 hasta çocuk üzerinde genellikle Amerika'da Almanya'da Saarland eyaletinde klinik araştırması yapıldı. Profesör Doktor Günter Wiese ve ekibi Türkiye'de yetişen bitkiyle ilgili araştırma yaptılar. Laden gülüyle. Yani bitki bizde yetişiyor fakat bizde araştırması yetişiyor, yetişmeyen ülkede. Araştırması Almanya'da yapıldı. Evet. Çok büyük başarı elde ettiler. Çünkü nörodermatitizm yani dünyada tedavisi olmayan bir hastalık. Sebebini de bilemiyorlar. Virüs evet. Olabilir, bakteri olabilir vesaire diyorlar. Stres, üzüntü, sıkıntı nedeniyle aynı zonada olduğu gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Suluğu, kaşıntılı, kabarcıklı, evet. Alerjik bir hastalık ortaya çıkıyor. Kaşınıyor, kabarıyor. Geçmiyor bir türlü. Hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece Laden gülü iyi geliyor. Kaz Dağları'na gittim. Bu ottan topladım, getirdim. Evet. Hastalardan bu tür rahatsız olanlar vardı. Onlara gönderdim. İbrahim Bey, izleyicilerimize daha faydalı olabilmek için ben programı şöyle şekillendirmek istiyorum. Siz fibromiyalji ve alerji gibi iki temel hastalığa yakalandınız ömrünüzde. Ve bunlardan kurtulmak için de iki temel ürün formülize ettiniz, bitkisel ürün geliştirdiniz. Burada da görme imkanı var. İksir ve tonik adını verdiniz bu ürünlere.
Şimdi bu ürünlerden daha detaylı olarak birazdan bahsedeceğiz. Ama ondan önce biraz insan sağlığıyla alakalı olarak hastalıkların temel sebebi nedir? Sağlıklı beslenme konusuna girmek istiyorum ben. Sindirim sistemi hastalıkları var. Bu konularda sağlıklı beslenme ve bu hastalıklarla alakalı olarak bir giriş yapabilirseniz, ondan sonra da ürünlere tanıtalım. Yani şimdi bu masanın arkasında kimse görmüyor, göbekli olup olmadım. Onun için burada problem değil. Geçen bir program, kadın programına, diyetle ilgili bir programa katılacaktım. Tabii böyle bir programa katılmadığım için 90 kiloyu geçmiştim. Dikkat etmiyoruz tabii. Türk mutfağı çok leziz. Evet. Yani börekti, çörekti, lahmacundu vesaire yiyoruz, içiyoruz. Dikkat edemiyoruz. Kadın programında tabii bayanlar bana soru sorularsa mahcup duruma düşmeyin diye bir hafta diyet yaptım. Yani hamurlu tatlı yemedim. Peynir zaten yemiyorum ben. Peynir hiç yemiyorum. Siyah çay da taze yeni demlenmiş olursa içilebilir. Ve Gökçek tonik içtim. Günde 3 defa Gökçek tonik. Bizim kendi ürünümüz. Tonik içtiğinizde hem midedeki Helicobacter pylori isimli bakteriyi yok eder. Gastriti iyileştirir. Ülseri iyileştirir. Bağırsaktaki zararlı bakteri ve mantarları yok eder. Bağırsak florasını optimum seviyeye getirir. Hem zayıflatır hem tedavi eder. Evet. Bunun ham maddesi lahana suyu. Tamamen bitkisel. Tamamen bitkisel. Amerika'da Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cerny, Profesör Doktor Verse, Profesör Doktor Miller 60 yıl önce gastrit, ülser, ülseratif kolit, kolit morbus, kolon gibi mide bağırsak rahatsızlıkları tedavi etmişler. Ülseratif kolit dünyada tedavi edilmesi mümkün olmayan bir hastalık. Morbus kolon da öyle. Yani bu morbus kolon ve ülseratif kolit nedeniyle sürekli haplar alıyorlar insanlar. Biraz o haplar etki yapıyor biraz ama iyileştirmiyor. Baskı altına alıyor, baskını altına alıyor. Bir bayan geldi geçenlerde. 18 sene Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya varlıklı bir aile. Gitmediği ülke kalmamış. Hastalığının tedavisiyle ilgili. Tedaviyle ilgili. Evet. Ülseratif kolit. Acıdan, sancıdan, ağrıdan yatamıyor, uyuyamıyor. Sabahlara kadar kıvranıyor. İksir, tonik, kolit çayı verdik. Bir gün sonra aradı. İbrahim Bey beni tanıyor musunuz? Buyurun dedim, dün gelmiştiniz. 18 yılda ilk defa rahat uyudum. Yani neden dedim? Bir günde etki yaptı. Bu kadar olabilir mi? Evet, o kadar olabilir. Yani ne yapıyor? Tahriş ve tahrip olan dokuyu yavaş yavaş yeniliyor. Yavaş yavaş. Evet. Tabii ki tedavisi zaman alır. 3-4 ay ülseratif kolit gibi ağır bir rahatsızlığın tedavisi zaman alır. Şimdi Türkiye'de şöyle bir görüş var. Bitkilerle tedavi olunur mu? Evet. Peki bu kimyasal ilaçlar piyasaya çıkmadan önce ne vardı? Yüzyıllardır değil mi? Yani İnsanlar nasıl tedavi oluyorlar? 5 bin yıl, 10 bin yıldır ne vardı? İnsanlar ne kullanıyordu? Antibiyotikler bulunalı kaç yıl oldu? 70-80 yıl. Antibiyotikler çıkmadan önce ne vardı? İnsanlar yine bitkilerle tedavi oluyordu. Evet. Yani bitkilerle tedavi yine değil ki. Yani diyorlar ki bitkilerle tedavi olunmaz, o takviyedir. Bitkilerle çok mükemmel tedavi olunur. Yalnız doğru telefon numarasını çevirmek gibi, doğru zamanda doğru telefon numarasını çevireceksiniz. Yanlış bitkiyle yanlış tedavi uygularsanız netice vermez. Yani Türkiye'de bu işin şovunu yapan televizyonlarda çok profesör var. Maşallah bereketli Türkiye. Kalkıyor profesörümüzün biri diyor ki kara ardıç böbrek taş ve kumunu düşürür. Adet düzenleyicidir. Allah Allah. Hiçbir klinik araştırması yok. Klinik araştırması